Efendim, merhabalar efendim. Omordin bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölümüne hoş geldiniz, aynen. En son Sweet Art'ı yenmiştik. Sweet Art'ı yendikten sonra da şurada bir delik vardı. Delikten atlamak istiyordum ben. Neyse, gidelim. Ha, bunu göstermesi lazım delikten atlamak için. Basil oraya doğru gitti. Biz de gideceğiz. Arkadaşlar, izlemeyin videoyu. Bu adam 7 saattir Omor oynuyor. Manyadı. Buna destek olmayın. Destek olun. Şimdi oraya gidebiliriz. Şimdi yerin altında bir kütüphane olduğundan bahsediyordum Mari. Şimdi oraya gideceğiz işte. Mari'nin bize bahsettiği yer altındaki kütüphane. Tam altımızda demişti. Bugün de hikaye ile ilgili bir şeyler öğreneceğiz. Bölümde de. Bir miktar. Ve yine tek başımızayız. Orkide çiçekleri var. Rüyalarına kadar seni takip edeceğim diyen orkide çiçekleri. Senin düşüncelerim senin rüyalarını da takip edecek anlamına geliyordu. Evet, şuradaki kitabı okuyalım. İlgi çekici bir kitap buldun. Okuyalım. Teker teker eve dönüş yolunda uyuyakaldılar. Ne de olsa plajda uzun bir gün geçirmişlerdi ve herkes yorulmuştu. İlk Kel gitti, sonra da diğerleri. Otoyolun üstünde güneş batarken Noktanın kafası kazara Übrey'in omzuna düşüyor. O nokta da bizim karakterimizi temsil ediyor tabii. Bu ani sarsıntı onu uyandırıyor ama gözlerini açmaya cüret edemiyor. Uyuyor numarası yapıyor ve nefesini sakinleştiriyor. Yolun sesini dinliyor. Güneşin cildine yumuşakça vuruşunu ve yarın oluşacak güneş yanıklarının hafif hafif acısını burnunda hissediyor. O çok mutlu, çok ama çok mutlu. Ve kendine bir yemin ediyor. Ne olursa olsun bu anı sonsuza dek hatırlayacak. Kafamız Öbreğin omzuna. Böyle şey oluyor. Çok tatlı bir an yaşıyormuşuz. Ah. Şu kitabı da okuyabilir miyim? İlgi çekici bir kitap buldun. İçeriden bir parça okuyalım. Bir meyve suyu birikintisi halıyı ıslatıyor. Üstünde duran kelden başkası değil. Elinde açık bir meyve suyu kutusu, arkadaşlarına bakıyor. Hepsinin yüzünde aynı hayal kırıklığı ifadesi. Suçlu bir ses tonuyla kıkır diyor. Bir saniyeden daha kısa gibi görünen bir sürede Kel ön kapıdan dışarı fırlıyor. Minik siyah bir kedicik ıslak yerden geçiyor ve halıda dağınık ıslak izler bırakıyor. Hiro'nun yüzü kızarıyor ve Kel'e bağırıyor. Ama Kel çoktan gitti. Hiro kime ıslak mendil veriyor? Hiro Mari'ye birkaç ıslak mendil veriyor. Burada yetişkin olanlar bir tek onlar gibi. Ve burayı hemen temizlemezlerse halı leke olacak. Kelle sonra uğraşırlar. İlgi çekici bir kitap buldum. İçinden bir parça oku. Sıcak bir yaz günüydü ve Eren'in düşünebildiği tek şey bunu neden yarın yapamadıklarıydı. Arka bahçe karman çorbandı. Tahta kalaslar etrafa saçılıydı. Basil ve Übrey'in çalışmaları sağ olsun çimler boya izleriyle kaplıydı. Sunny tüm gün, Eren tüm gün
Hiro'nun babasının kamyonetinden demet demet tahta kalas getirmesini izledi. Kel'in bir çekişte tekrar tekrar kendi parmaklarını vurmasını izledi ve Hiro merdivenden ineli bir saatin geçtiğini aklının bir kenarına yazdı. Onlara moral versem yeter diye düşündü Eren. En sevdiği ağacın gölgesinde uykulu bir şekilde otururken. Tabii ki böyle olmayacağını biliyor. Birazdan arkadaşları onun yardımını isteyecek ve o onları geri çeviremeyecek. Ağaç ev herkesin, o yüzden adil olan herkesin yardım etmesi. Eren bunu biliyor ve aynı fikirde ama isteksiz. Ayağa kalkıyor ve karışıklığa doğru yalpalayarak ilerliyor. Üzerine düşeni yapması gerektiğini biliyor. Sadece yazın en sıcak gününe denk gelmişti. Ah Mari. Damn. İlgi çekici bir kitap içinden parça. Bu yıl Eren ona küçük pencerenin yanındaki sıra verildiği için şanslıydı. Derste her gün Eren pencereden kayıtsızca bakardı. Ağaçların gölgelerine, yukarıda baş gösteren bulutlara, düşünceleri başka şeylere dalardı. Kendi dünyalarına, kendi hikayelerine, kendi maceralarına. Böyle bir alışkanlığı vardı. Düşüncelerine dalması kolaydı. Bugün de diğer günlerden farklı değildi. Bulutlar teker teker süzülürken Eren küçük pencereden dışarıya dalgınca izledi. Aniden bir el sırtına şakayla vuruyor ve onu düşlerinden çıkarıyor. Eren kafasını arkaya çeviriyor. Kel gülümsüyor. Dersin bittiğini ve öğle yemeği vaktinin geldiğini işaret ediyor. Bugün pizza günü ve pizzaların hepsi bitmeden önce yemekhaneye fırlamaları gerek. Eren'in karnı gurulduyor. Küçük pencereye son bir kez bakıyor. Maceralarına başka bir gün devam etmek zorunda. Mari Enderman gibi yakalı. Burada kitap yok mu? Yokmuş. İlk çekici kitap. Gün batımı. Garip bir heykel gizli gölü izliyor. Heykelin eskiden önemli bir anlamı olmuş olabilir ama zamanla üzerine oyulu yazı okunamaz hale gelmiş. Her halükarda bugün onun yanına gelenler için bunun bir önemi yok. Onu sadece bir atlama tahtası olarak kullanmak için buradalar. Erkek kardeşler sırayla heykelden atlıyor. İlk Hiro atlıyor, sonra Kel. Ardından Hiro, sonra yine Kel. Erkek kardeşler neşeyle Eren'in onlara katılmasına ısrar ediyorlar. Dikkatlice düşündükten sonra Eren temkinle kabul ediyor. Eren heykelin üstüne çıkıyor ve aşağıda hareket eden suya bakıyor. Kalp atışlarını duyabiliyor. Kulakları çınlamaya başlıyor. Dizlerinin bağı aniden çözülecekmiş gibi hissediyor. Nefesine odaklanmaya çalışıyor. Bir şeyin omzuna tırmandığını hissediyor ve gözleri bir anda açılınca siyah bir örümceğinkilerle buluşuyor. Bir anda Eren neye uğradığını şaşırıyor ve kendini göle savuruyor. Burnu su doluyor. Kollarını ve bacaklarını çırpıyor ama su üstün geliyor. Çok güçsüz, çok zayıf. Ya da öyle olduğunu düşünüyor. Eren gözlerini kapatıyor. Bu sahneleri daha sonra göreceğiz. Ve erkek kardeşlerin onu kurtarmasını bekliyor. Bu sahneler daha sonra görülecek bir cutscene'de. Ben niye bunun spoilerını verdim ki şimdi? Tık tık. Buradaki duvarın içi boş gibi geliyor. İlgi çekici bir kitap buldum. İçinden bir parça okuyalım. Herkes bugün yine burada. Günün özelliği cumartesi sabahı olması. Sabah 7'den 11'e kadar 6 kişilik arkadaş grubu ev yapımı leziz bir kahvaltı yiyip birlikte televizyon izlerler. Haftanın en güzel vakti bu. Eren saate bakıyor. 8. 2 saat kalmış. Saat 10'a özel öğretmeninin geldiği vakte kadar herkesle birlikte devam edebilecekti. Eren yüzünü buruşturuyor. Tatmin edici bir hobi olacağını düşündüğü şey bir baş belasından fazlası olmamıştı. Şimdi olay şu. Özel öğretmen dediği keman öğretmeni. Neyse. Televizyonu arkadaşlarıyla birlikte izlemek yerine bunu kaçıran tek kişi o olacaktı. Keşke kalan bir saati o da diğerleriyle birlikte izleyebilseydi. Keşke keman çalmak zorunda olmasaydı.
keman öğretmeni geliyor ve Omori şey Sunny şey daha doğrusu Eren keman çalmak zorunda. Onun için lanet olası bir hobiye dönüştü bu. Harf kaldı. Adana küfür etseler akıllar. Yok canım. Bu kadar da büyük spoiler vermedik yani. Merhaba Basil. Bir kuyruklu piyano. Ortasında Omori kelimesi oyulmuş. Bunun da çok büyük ve çok derin bir anlamı var. Ama ben bunu anlatırsam gerçekten... İçimden geçecekmişsiniz gibi hissediyorum. Daha doğrusu ben bunun videosunu çekmiştim. Omori bir piyano diye bir videom var benim. Oradan izleyebilirsiniz. Omori ve piyano arasındaki bağlantıyı. Bu rafın bir kısmı temizlenmiş. Burada bir delik var. Deliğin içine bakalım. Anlatsana. Cutscene geçsin, anlatacağım. Unutma, oyuncak kutusunda. Ben bu Omori'nin çok daha derin anlatmam lazımdı hikayesini ya. Omori'nin hikayesi diye anlattım da benim bu hikayeyi çok daha derin anlatmam lazımdı. Omori'nin hikayesi diye videomuz var. Ama yani çok da bir şey ifade etmiyor gerçekten. Daha ayrıntılı bir şekilde. Ayrıntılı bir şekilde anlatmam lazım. Eğer siz de daha ayrıntılı bir şekilde anlatmamı istiyorsanız Eren daha ayrıntılı şekilde anlat diye yorum atabilirsiniz. Oh, biri kapıyı çalıyor. Büyük ihtimal Kel'dir. Biraz beklesin. Yeni bir mesajın var. Merhaba Eren, ben anneciğin. İyi misin? Ne aramalar bana ne de sesli mesaj hazırlamaya cevap veriyorsun. Eğer beni görmezden gelmeye devam edersen yine endişelenmeye başlayacağım. Umarım işlerini son güne sıkıştırmamışsındır. Ben bile hepsini tek günde bitiremezdim herhalde. Kel'e uğradın mı? Uğramadıysan sorun değil, anlıyorum. Nasıl rahatsan öyle yap. Bu arada acaba aşağıdaki killere atmamızı istemediğin bir şeyler var mı diye bir bakabilir misin? Artık istemediklerini çöpe atarız. Gelip seni almama sadece 2 gün kaldı. Pekala, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Anneciğin seni seviyor. Güle güle tatlım. Kapıyı açalım. Killere gidip bakmamız lazım. Şu... Neyse. Kel geldi. Merhaba Eren, orada mısın? Oradayım. Oradayım. Ne yapmak istersin? Kapıyı aç. Merhaba Eren. Günaydın sana. Yani daha doğrusu tünaydın. Meğer Hiro akşam yemeğine kadar gelmeyecekmiş. O yüzden biraz geç uğrayayım dedim. Annem bana o geri gelmeden kasaba meydanından bir şeyler aldırıyor ve beraber gidersek daha eğlenceli olur diye düşündüm. Benimle gelmek ister misin Eren? Tabii ki de istersin. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Cevap bile verdirmiyor. Abi tam bir alfa male. Cevap vermeme bile izin vermiyor adam. Helal olsun. Kel kokuyor. Ne oluyor? Abi bunu bile çevirmişler, helal olsun. Burada ne olmuş kahretsin? Övre ve onu scooter çetesi yapmış olmalı. Eren dürüstçe cevap ver. Kokuyor muyum? Kokmuyorsun kanka. Cevap
cevap yok. Kapıları çalıyorum ki hacı unuttuğum birileri vardır. Kel Best mi diyorsun abi? Valla ben de gerçek dünyadaki Kel, gerçek dünyadaki Best benim için de. Ama hayal dünyasında Hiro. Çöp mü o? Büyük bir çöp hoş peki. Neyse ya gidelim. Unuttuğumuz biri var mı? 2 gün sonra demişti. Şu an 1 gün geçti. Konuştuğumuz adam 2 gün sonra demişti. Aa çöp. Aa Basil. Basil! Hey Kel. Hey Eren. Ne haber Basil? Seni iyileşmiş görmek güzel. Düne göre daha iyi hissediyor musun? Haha. Dün ne demeye çalışıyorsun? Karnın çok fena ağrıyordu değil mi? O yüzden tuvalete gitmen gerekti. Aa, yani evet. Evet artık daha iyi hissediyorum. Bugün bizimle takılmak ister miydin? Eren yakında gidecek biliyorsun. Bilemiyorum. Belki yarın. Üzgünüm. Ya endişelenme. Kendini zorlamak mecburiyetinde değilsin. Daha sonra da takılabiliriz. Evet haklısın. Tamam o zaman. Sonra görüşürüz sanırım. Çöp aldım. Çöpleri alalım. Merhaba. Öz be öz Amerikan adam. Köftesini yapmak zor iş. Ama o kızarmış sulu burgere dişimi taktım hepsine değecek. Şimdi bile neredeyse tadını alabiliyorum. Öz be öz Amerikan anne canım. Dikkat et. Köfteler yanıyor. Tanrım. Teşekkürler balım. Ucuz atlattık. Sen? Hey komşu nasıl gidiyor? Hey Kel. O yanındaki kim? Aa bekle seni tanıyorum. Eren değil mi? Nereden tanıyorsun lan? Üzgünüm çok zaman geçti. Sanırım sadece birkaç defa konuştuk. Ailem hep burada yaşadı ama ben birkaç yıllığına bir yatılı okulda okudum ve 3 sene kadar önce geri geldim. Hey Eren, Chris benim yan komşum ve o harika. Okuldaki en hızlı yüzücü. O yüzerken insanları o bir deniz kızına benzetiyor. Ya da bir köpek balığına. Hatta bir torpidoya bile. Ha Kel sen de iltifat. Kel sen de var ya. Sen de var ya. Bu sene okulun basketbol takımına katılmak için sınava girmeyecek misin? Takıma cuk oturacağına eminim. deneyeceğim. Parktaki yabancılarla arada sırada basketbol oynuyorum. Gelişiyormuşum gibi geliyor ama anlaması pek kolay değil. Senin yüzdüğün kadar basketbol oynasaydım takıma girme şansım kesinlikle çok daha fazla olurdu ama. Ben çalışkan değilim. Bana eğlence gibi geliyor aslında. Ve zaten havuzda yüzmeyi sevsem bile denizde yüzmeyi çok daha fazla seviyorum. Denizle ilgili her şeyi seviyorum. Kumsal, dalgaların sesi, yosunların kokusu. Aa, üzgünüm. Umarım beni saplantılı falan sanmamışsınızdır. Ya bu hiç de sorun değil. Bu konuda tutkulu olmak güzel bir şeydir değil mi? Sanırım. Aslında sanırım bu yatılı okuldaki vaktimi çok güzel geçirdiğim için oldu. Deniz bana orada kurduğum arkadaşlıkları hatırlatıyor. Umarım onları bir gün tekrar görebilirim. Ama şu anlık deniz kabuğu toplamakla falan yetineceğim. Bende var. Biliyor musun o hikaye bana hatırlattı da. Eren çok yakında buradan taşınacak aslında. Belki ona yeni bir yere taşınmakla ilgili birkaç tavsiye verebilirsin. Aa Eren taşınıyor mu? Arkadaşlarımla uzak kalmak başta çok zordu. Ama değişim hayatımın bir parçası. Asıl önemli olan onlarla geçirdiğim vaktin değerini bilmek. Biliyor musunuz? Tam şu anda bir şeye karar verdim. Eğer hiç deniz kabuğu bulursanız onları bana getirebilir misiniz? Onları buralarda bulmak zor ama uğraşınıza değer kılacağım. Bende var. Abi deniz kabuğu aynı. Vay ne kadar da tatlı bu. Teşekkür ederim. Elindeki yine bir şeyle ilgileniyor. Tamam. Hey bakmak yok. Tamam. Tamam. Hani bu değer kılacaktım. Getirdim. Bir şey var mı? Bir şey vereceğini sandım. Merhaba ne yapıyorsun? Hayat so pretty boy. Çevirseydiniz keşke bunu. Neyse olur. Hayat son zamanlarda bayağı stresli. Ama buradaki insanları izlemek farklı bir perspektiften bakmama yardımcı oluyor. Bu parka daha sık gelmeyi bir alışkanlık haline getirebilirim. Sanırım bazen rahatlamak için gereken tek şey durup hayatın keyfini çıkarmak. Çöp. Lan bunlar kim? Kel ve Hiro'ydu değil mi onlar?
Alnı kırışık. Hey dostlar, sizi görmek güzel. Son zamanlarda gelen şu geri dönüşüm perest çocuklar buralarda bayağı değişiklik yapıyor. İlk kez bu kadar insanın çöp toplamaya giriştiğini görüyorum. İşimi kolaylaştırıyorlar. Ama onlarda şüpheli olan bir şeyler var. Sas. Ha çöp. Bir düşüneyim. Gino'ya ve diğer marketteki fırına gitmemiz gerektiğini eminim. Yol gösterin lan. Ha. Gino'ya girelim. Evet. Öbrü ve Gino yıkılıyor. Mide bulandırıcı, kirli ve yağ bulanmış peynirli pizza. Tam da sevdiğim gibi. Hadi yumulalım. Afiyet. Bugün yine gizli buluşma alanımıza getiriyor. Balık oltamı getireceğim. Dün iyi bir sopa ve bir atlama ipinden yaptım. Sence işe yarar mı Charlie? Heh, gizli buluşma noktamıza gidiyoruz yani. Mükemmel bir randevu noktası. Özel hanımefendilerimden birini getirdiğimde emin olacağım. Yüzmek. Kulağa. Bayağı hoş geliyor. Siz etrafı bebek gibi dolaşırken ben de taş sektirmekle meşgul olacağım. Tüm haftamı mükemmel taşları aramakla yaşırdım. İstediğin kadar deneyebilirsin Kim ama öbreğin rekorunu asla geçemezsin. Kapa çenini Michael. Sana herhangi bir kız, sanki herhangi bir kız seninle, sen onlara para vermeden göle gitmek isterdin. Sana ismimin The Maverick olduğunu, dişimi ısırdım. Ezgi herif. Efendim, yaralandınız mı? Bu yaptığını ödeyeceksin Kim. Okey. Gino'dan ne almamız lazım? Merhabalar, Gino'ya hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Selam, bir siparişimiz vardı da. Tabii. Ne istemiştiniz? Tabii ki de istediğiniz şey pizzadır. Hiro sandviçi için aramış olması lazım. Ben onu almaya geldim sadece. Aa, anlıyorum. Siz de o pizza yerine sandviç siparişi verip duran ailesiniz. Ama sonuçta menüde olan bir şey değil mi? Evet. Haklısın, sanırım. Gidip getiriyorum. Sana bunu daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama abime Hiro denmesinin sebebi bu. İnsan bunun sebebini çocukken bir köpek yavrusunu kurtarmak gibi havalı bir şey olmasını bekler. Ama hayır, sırf o sandviçi çok sevdiğinden. Tamam, işte Hiro sandviçiniz. Tadını çıkarın. Evet. Diğer marketten kurabiyeleri almalıyız. Konuşalım mı? Evet, bizde konuşmuyorlar. Ham diyorlar Okuag. Hayır. Niye ham? Bu kim? Dağınık. Dün bir muz yerken parkın arkasında otlarla sarılmış hoş göletli bir yer buldum. Bundan kısa bir süre sonra birkaç scooterlı holigan geldi ve beni kovdular. Ve daha da kötüsü muzumu bile attılar. Ah, birkaç çocuğun bana patronluk taslamasına izin veremem. Sonsuz muz dedikleri şey o herhalde. Hiro'nun gerçek ismi bilinmiyor, hayır. Artık bir yetişkinim. En azından genç bir yetişkin. Hiro'nun gerçek ismi oyunda söylenmiyor. Ama ben biliyorum. Hadi fırına gidelim. Annem oraya sipariş vermiş. Tamam, gidelim abi. O Mari ile Hiro mu? Değil tabii ki. Merhaba? Fırın... Neyse. Göz ardı edeceğim. Aile fırınımıza hoş geldiniz. Ne istersiniz? Selam, siparişimiz vardı da. Aa, doğru. Annem buraya uğrayacağını söylemişti. Daha erken gelmeyi bekliyordum ama... Getiriyorum hemen. Annen buraya uğrayacağını söylemişti. Biliyor musun, bu fırın The Maverick'in ailesine ait. Michael demek istemiyorum. Sanırım bunu fark etmesi biraz zor. Sürekli taktığı o çirkin sarı peruk hiç de yardımcı olmuyor. Dikkat çekmek ve başkalarından farklı olmak için çok çaba sarf ediyor sanki. İşte siparişiniz bayım. Yine bekleriz. Aldıklarınızın tadını çıkarın.
Teşekkürler. Peki ya, tamamız Eren. Sen de hazırsan gidelim. Aile fırınımıza hoş geldiniz. Ne istersiniz? Ortasında delik olan... Tabii ortasında delik olması önemli. Minsi özenle resim çiziyor. Ne güzel. Varlık felsefesi hocam. Onlar Mari ve Hiro ama aslında yoklar. Ben aslında yok. Merhaba, siz kimsiniz acaba? Bakalım. 30 saatlik bir uçuşta hangi ilaç yardımcı olur? Sırf bunu duymak için birazcık yürüdüğüme inanamıyorum. Peki. Bence yemek sos kullanmak için bir araçtır. Peki. Eğer stresli hissediyorsan sana çay iyi gelebilir. Bergamot ve papatya çayları güzel. Ama inci çayı benim favorim. Anlıyorum. Pişmiş tatlılar tamam. Sandviçler tamam. Peki, hala her şey tamam. Hem de tam zamanında. Güneş batmak üzere gibi. Oha, gün bitti mi? Hiro Eren'a ve Gebril. Dur. Tamire girmedik daha. Aa, burada iş ilanı varmış. Hey evlat, yardım aranıyor posterine baktığını görüyorum. Evet, hızlı bir işle ilgilendim. Harika evlat, başlamana yardım edeceğim. Evet, alıyorum. Pekala evlat, arkandaki raflara bakarsan muhtemelen her şeyin büyük bir karışıklık içinde olduğunu göreceksin. Rafın üstünde bir işaret olsa eşyaların nereye koyacağını açık olacağını düşünürdün ama bugünlerde insanlar umursamıyor. Perakende'de çalışmaktan nefret ediyorum. Her neyse, rafın üzerindeki işaret hangi ürünün sergilenmesi gerektiğini gösterir. Senin işin her şeye ait olduğu yere taşımak, anladın mı? Sana güveniyorum evlat. Neyi almak istiyorsun? Çekiç. Evet, çekici koyun. Neyi değiştirmek istiyorsun? Kürek. Evet. Küreği alalım. Ve. Oh! İyi iş evlat. İşte 30... Yes! Hey Eren, nasıl geçti? Sen işteyken parkta biraz basketbol oynamaya karar verdin dostum. Bu eğlence iyiydi. Dur. It's honest work. Güzel. Çiçek satın alalım. Bir tane alalım. Mari'nin mezarına koyacağım. Garip adam. Ayaklı lambayı alsam... Pembe olanı mı, mavi olanı mı? Hangi ayakkabı? Sade olanı mı, süslü olanı mı? Ne önemi var ki? Bence hepsi çöpe benziyor zaten. Seçim yapmaktan nefret ediyorum. Sanırım kusacağım. Merhaba. Huysuz adam. Hey çocuklar, gününüz nasıl geçiyor? Benim günüm iyi geçiyor. İnatsız sızıntı. Dün gece biraz daha uğraşıyordum ama durum daha da kötüleşti. Belki de bir profesyonel aramanın vakti geldi. Hayır, ne diyorum ben? Gururum bunu yapmama izin vermiyor. Kendimi düzeltmeliyim. Senin için geliyorum, aptal sızıntı. Vallahi zengin olduk oğlum, 400 lira geçti elimize. Tüh. Hey, Eren, hadi başka bir yere gidelim. Kel'in babası. Kel, oğlum sen misin? Burada ne yapıyorsun? Annenin verdiği işleri yapman gerekmiyor mu? Merhaba baba, seni görmemiştim. Hadi Eren, yapmamız gereken çok önemli iş vardı değil mi? Evet, gitmeliyiz. Geç kalmalıyız yani. İyi o zaman, sonra görüşürüz şampiyon. Hadi Eren, yapmamız gereken çok önemli iş var değil mi? Gitmeliyiz, geç kalmalıyız. Burada alınacak bir şey var mı? Yok, peki. Yapmamız gereken çok önemli... Burada çeşit donanım şeyler, peki. $30 var. Hey, sana yardım edeceğim.
$10. Evet eminim. Evet, buradan çıkış biletine daha da yaklaşıyorum. Teşekkür ederim. Karşında size orijinal parça çalacağım. Ben... Bu adamı... Tamam. Lütfen çalma. Lütfen çalma. Ben bir eczaneye gireyim en iyisi. Eczaneden bir şeyler aldım. Selam. Evet, ihtiyacım var. Açıkçası bir 3 tane yara bandı. Bir tane de ilk yardım seti iyi olurdu. Savaş falan yaparız buraya geldik madem. %90 yaparız yani. Sana biraz daha para vereceğim. Evet eminim. Neredeyse başardım. Birazcık daha ve şehre gidebileceğim. Teşekkür ederim. Karşılığında size orijinal parça. Tamam. Shut the fuck up. İstemiyorum. Shut up and take my money. Sen de para ver bana bakayım. $5 daha vereceğim. Gidip şimdi. Lan benim sayemde kurtulacaksın lan buradan. Yo, bu arada ne olduğunu bilmiyorum buna para verdiğimde o kadar. Gerçekten bilmiyorum. Oyunu oynadım ama hiç bu kadar para vermemiştim bu adama. Daha doğrusu hiç işleri yapmadığım için hiç para vermemiştim. Merhaba Polly. Kahverengi saçlı bayan. Vay be, amma da hoş manzara. Buradan mı bakıyorsun? Elma suyu iş. Tamam. Tamam. Tam bir çöp. Sakın o şeyi içme. Lan portakal. Portakal suyumu niye çöpe attın? Şey. Ha siktir git. Portakal suyumu çöpe attın. Average elma enjoyer mi? Abi bana ne, portakal suyu mu ver? Para verdim ben ona. Piç. Gerçek bir piç. Gerçekten. Burada çöp map var mı? Çöp toplayıcı geldi. Uy uy. Portakal suyu ne işe yarıyor? Abi ne işe yaradığı önemli değil. Önemli olan onu benden alıp atmış olması. Haksızlık ya. Lan. Sanatçı. Öf, köpeğim Lucas yine evden kaçtı. Sürekli evden kaçmaya çalışıyor. Bazen burada sadece yemek için yaşadığını düşünüyorum. Bu sefer nereye gitti? Tamam, Lucas'ı bulmam mı istiyorsun? Lucas'ı bulup geliyorum. Bir yoyo. Nice. Lucas. Dur, ilk önce... Aa, madeni para buldum. Aa! Madeni para buldum. Yay! Gidip Marin'in mezarına çiçek koyalım. Rest in peace. Bir tanemiz var. O bizdeyken güneş daha... Koyamıyor muyum? Önemli insanlar için. Koyamıyor muyum? Niye koyamıyorum acaba? Niye çiçek koyamadığımı söyleyebilir misin? Şu an delirmek üzereyim. Ben çiçek koymak istiyordum Baridin mezarına.
Mario önemli insan değildir. Lan. Burada kan çıkar. Merhaba abi. Moral desteği için falan mı buradasınız? Gerçekten bunu takdir ediyorum. İçeri gelin. Bu lanet sızıntıyı düzeltmeyi neredeyse bitirdim. Hadi. Şaşırt beni. Şaşırt beni. Çok şükür. Evet. Bir adam şeklinde deliye bakıyorsun ve bir deniz kabuğu oluyor. Lan! Evet. Beyefendi, tuvalete oradan girilmiyor. Neyse. Neyse, kolay gelsin abime. Şimdi gidip şu deniz kabuğunu vereyim. Küvettedir bence. Şey, deniz kabuğu arayan sendin değil mi? Aynen, gel buraya. Evet, bir deniz kabuğu buldum. Hey, bakmak yok. Tamam, bakmıyorum. Rus bu karı ver. Bak, sinirlendim yine ya. Eren Kelly ebeleyemiyorum. Aa, köpek. İyi köpek. Kelly'in köpeğine şey yapmış. Sulanmış herhalde. Köpeğim ol diyor bence. Yok. Zannetmiyorum. Bana deniz kabuğu verir misin? Ya da madeni para falan. Köpeğini getirdim. Küçük kız. Ama köpeği olurum ben. Lucas, beni böyle endişelendirme. Hey Lucas, siz mi geri gönderdiniz? Uğraş için kusura bakmayın. Buyurun bunu alın. Resim fırçası. Hmm. Evine girebilirim değil mi? Oo. Yarım bir tablo. Uzun birkaç boya. Ekipman verdi bize. Fırçayla... boya fırçası. Etrafta taşıması havalı hissettiriyor. Kendine en iyi arkadaşı, kendine evcil taşı olması lazım tabii ki. Aa, bir dakika, tuvalet rameni. Yokmuş. Şuradaki kitap kimindi? Düşman kılavuzuna bak. Aa! Düşman kılavuzu yazan Angel. Bir avcı. İki aptal. Yeee. Ya da ne bileyim. Aa, çok kokuşu bok. Gizemli imişiz bizde. Sessiz soru işareti. Ol, okuduğun için teşekkürler. Sen onun ablası mısın? Neyse. Yapmayalım böyle şeyler. Vince'yi bulamayacak mıyım yani ben?
Neyse. İçeri girmeden önce muhtemelen annemin alacaklarla bu kadar uzun süre uğraştığım için bize kızacağını söylemeliyim. Her şeyi öğleye doğru getirmemiz gerekiyordu ama başka işlere kapıldım ve nasıl oldu biliyorsun. Her neyse, bunun için bir çözüm buldum. Şimdi planım şöyle ki, önce içeri sen gireceksin. Böylece ilk seni görecek ve heyecanlanacak ve daha önemlisi bana bağırmayı unutacak. Gördün mü, herkes kazanıyor. Olayı anladın mı? Tamam, hadi gidelim. Gidelim. Şeker dükkanında mı? Öyle mi? Nereden biliyorsun lan? Sen izliyor musun? Tamam, bakarım. Şeker dükkanına bakarım. Neden bu kadar zaman aldı? Kel, seni saatler önce dışarı göndermiştim. Birkaç sandviç almak ne kadar sürebilir ki? Aman tanrım, bu Eren mi? O olmalı. Seni tekrar görmek ne kadar güzel. Ama tatlım, çok zayıf görünüyorsun. Doğru düzgün beslen... Çok zannetmiyorum beslendiğimi. İşte istediğin şeyler burada anne. Hadi Eren, yukarıya odama gidelim. Bir dakika bekle genç adam. Güle güle anne, yemek hazır olduğunda görüşürüz. Hadi Eren, yukarıya odama gidelim. Dur, senin odan burası mı? O kapı kilitli, peki. Yap, biraz bekleyebilir misin Eren? Sana önce odamı göstermek istiyorum. Volte'ye girmem lazım kardeşim. Eren Yego! Kendini evinde gibi hisset. Bir basketbol potası ve kasa çağır aldım. Her zaman istediğim gibi. Dur, senin için bir şarkı açayım. Aç. Evet, bayağı iyi. Gerçi annem sesini çok açmama izin vermiyor. Sally için kötü olacağını söyledi. Aa, bekle. Daha Sally ile tanışmadın değil mi? Sally kim? Hehe. Tahmin et ne oldu Eren? Artık ben de bir abiyim. Sally benim bebek kardeşim. Annem büyük ihtimalle onu yemek sırasında aşağı getirecek. Bayağı küçük ve şirin. Kel. Kapında bir kız var, seni görmek istediğini söylüyor. Kim olabilir ki? Şunu bir kapatalım mı? Tuvalete girsem. Bir ayna. Neyse. Kapıda bir kız var. Kim ola ki? Polly? Hey Kel, hey Eren. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Sadece Basil'ın nerede olduğunu biliyor musunuz diye sormak istemişim. Sizin olabileceğini düşündüm. Basil. Onu ön parkta görmüştük. Evet. Onu görseniz eve gelmesini söyler misin? Onun hakkında çok endişeleniyorum. Ben de endişeleniyorum. Biz de onu arıyor olacağız. Size güvenebileceğimi biliyordum. Dün Basil mı kayboldu? Bunun hakkında içimde kötü bir his var. Özellikle Aubrey ve onun scooter çetesi etraftayken. Belki de bakaran komada olmaya çalışmalıyız. Onu aramaya gidebilir miyiz anne? Lütfen. Yani o kız gerçekten çok endişe görünüyordu. Tamam, sadece akşam benden önce evde olmaya çalışın. Oluruz. Oluruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben ilk önce... Basil her yerde kayıp. Basil mi? Evet, eski Eren geri döndü. Basil. Şekerci dükkanına gidelim. Verilebiliyor mu o şey? Çok merak ediyorum çünkü. Fırça. Dur. Na tabii ya, şekercideydi. Merhaba. Sana bir fırça getirdim. Ne güzel. Saat ne ara 11 oldu? Aa, saat 11 mi oldu? Yuh. Şimdi Basil kayıp, Basil'ı ara Eren. Of, Basil nerede olabilir ki? Onu hiçbir yerde göremiyorum. Birisi imdat. Lan. Eren, o sesi duydun mu? Lan. 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 Sesi nereden geliyor ki? Bir dakika, bu bölgeyi biliyorum. Basil'ın sesi eski buluşma yerimizden geliyor. Öbrevi arkadaşları gizli buluşma noktamıza gidip buluşalım falan diyordu. Acaba burası mı? Giriş hala buralarda bir yerde olmalı. Buldum. Evet, burasıymış.
İmdat! Kimse yok mu? Neye bağırıyorsun bu kadar Basil? Olay çıkartıyorsun. Burası bizim gizli buluşma... Evet, öyleymiş. Burada olamazsın çünkü davetli değilsin. Kahretsin Basil, sessiz ol. Birisi burayı bulacak. Evet, sana zarar vermeye çalışmıyoruz. Sadece seni buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Hey, durun. Basil'a ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bu da ne? Yine kaldı Eren. Niye sürekli ortaya çıkıp duruyorsunuz? Burayı nasıl buldunuz ki? Hadi Aubrey, bölgemizi korumamız lazım. Peki. Aubrey? Yürü git Cal. Burada kimse seni istemiyor. Tamam. Şimdi sizin yeriniz mi oldu? Burası eskiden bizim buluşma alanımızdı. Değil mi Aubrey? Sözlerine dikkat et yoksa pişman olursun. Tamam. Madem öyle en azından Basil ile uğraşmayı bırakın. Ona bir şey yapmıyorduk bile. Sebepsiz yere bağırmaya başladı. Kesin bir şey yapmıyordunuz. Size neden inanayım ki? Doğruyu söylüyoruz. Kendini çok önemli sanma. Hadi millet, bu ikisinin bizim de son uğraşı olduğuna emin olalım. Bence kulağa hoş geliyor. Tam arkandayım. The Maverick. Oh no, bullying. Hadi şu işe noktayı koyalım Cal. Eren sen ve... Eğer sen ve Eren ben ve arkadaşlarımla kavga etmek istiyorsanız istediğinizi alacaksınız. Hadi millet, şunlara bir ders verelim. İyi ki yara bantlarını almışım. Eren'in saldırısı hiçbir işe yaramadı. Ne demek o acaba? Yenmemin bir yolu var mı acaba? Eren'in saldırısı hala hiçbir işe yaramıyor peki. Hocam bıçak yok mu? Abi Cal bıçağı çok tehlikeli diye aldı. Şimdi elimize veriyorlar. Yani. Ya yenmemizin pek bir yolu yok gibi. Yani. Güzel hasar yani ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Oh. Elimden geleni yapıyorum. Evet. Eren Eren'e eğiliyor mu yazdı orada? Evet, bunları yenmenin pek yolu vardır. Ama bütün paramı şeye harcamam gerekir. Yara bandına falan. Eren Eren'e eğiliyor. Cidden başardık. Düşmanlar mağlup edildi. Hadi be, üzgünüm Eren. Neden 6 kişiyi tek başımıza alt edebileceğimizi düşündüm ki? Bir avuç ezik olsalar bile.
Bittik yav. Burayı terk et. Artık buraya ait değilsin. Hayır, gitmeyeceğim. Yani yer bu kadar basit. Bana nasıl birine dönüştüğünü bile bile burayı terk edemem. Nasıl birine dönüştüğünü bile bile hemen. Yani Mari ne düşünürdü? Niye ondan bahsedip duruyorsun? Bunu sana sürekli tekrar etmem mi gerek? Mari çoktan öldü. Şunu yapmayı bırakır mısın? Ve aynı zamanda sert adam rolü yapmayı da bırak. Artık bizi umursamadığını söylediğine sana inanmıyorum. Şimdi yeni arkadaşlarım var ama hala eski buluşma alanımızda takılıyorsun. İlla salağı anlatır gibi anlatmam mı lazım? Onu dinleme Aubrey. Her zamanki gibi yine boş konuşuyor. Değil mi Aubrey? Aha, bu artık eğlenceli değil. Eve gitmek istiyorum. Hadi buradan gidelim. Lafı ağzımdan alın. Geliyor musun Aubrey? Aa, tamam. Sonra görüşürüz o zaman. Aubrey? Sakin ol. Neden sürekli geri gelip duruyorsunuz? Sadece beni yalnız bırakmanızı istiyorum. Eren, neden şimdi gelmeye karar verdin? Sadece Basil'le uğraşmayı bırakmanı istiyoruz. Ne oldu da birdenbire onunla uğraşmaya başladın? Eskiden arkadaştınız. Hepimiz arkadaştık. Benim kabadayı olduğumu düşünüyorsunuz ama siz de berbatsınız. Mari öldüğünde neredeydiniz? Hepiniz neredeydiniz? Lan. Ve sen. Sen en kötüsüsün Basil. O yaptığından sonra nasıl yüzünü gösterebilirsin? Aubrey, ben... Uzaklaş benden. Haydi. Oh, eyvah. Ne oluyor? Aubrey ne yaptığını sanıyorsun? Bu sefer gerçekten çok ileri gittin. Dur bekle. Ben öyle yapmak istememiştim. Eren, Aubrey için endişelenme. Onu ben oyalarım. Git Basil'e yardım et. Benim sanki bir deniz korkum var diye hatırlıyorum ama. Hani bir boğulmuştum falan küçükken sizinle birlikte. Ama atladım, helal olsun bana. Evet. Deniz korkum varmış. Kapı kilitli tabii ki. Mari. Abla. Aa, Mari'nin müziği. Bu oyunda ölüm korkusunu bile şey yaptık yani. Mari dur. Yanımdasın, dokunamıyorum. Çok saçma. Mari. La bıçak. 100 kere falan bıçak buldum ben. Ama tabii hayalimde buldum. Orası da doğru. Mari kayboldu. Heh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 
Bir şey seni aşağı çekiyor. Bir şey beni aşağı çekiyor. Korkmuş. Korkma. Korkma Eren. Pardon, saldırma da gerizekalı Eren. Sakinleş. Kalp atışını düzene sok, korkma. Düşündüğün kadar ürkütücü değil. Odaklan. Devam etmek zorundasın, pes etme. Ne kadar imkansız gözükse de. Kendini duyduğun sese veriyorsun ve nasıl direnileceğini hatırlıyorsun.
sinirli Omori. Derinlikten çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Çıktık sayılır. Tentacles. Tentacle değil, yosun onlar. İşte bu sahneden bahsediyordum. Boğulduğumuz sahne derken. Ve Mari bizi kurtarıyor. Kurtarıyor. O okuduğumuz hikayede de Hiro bizi kurtarmamıştı. Orada Mari kurtarmıştı. Ama bu sefer de Hiro kurtardı. Basil'ın nefesi stabil gibi. Ama onu çabucak sıcak bir yere götürmeliyiz. Evet, bayağı zor bir gün geçirdi. Hadi en kısa sürede onu eve götürelim. Bekleyin. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Yeter artık. Yeterince sorun çıkarmadın mı sence de? Hadi millet, gitmemiz gerek. Bence onu bırakmamamız gerek ama. Basil'ın nefesi stabil gibi ama onu götürebildiğimiz... Peki. Madem öyle. Madem öyle, yapacak bir şey yok. Hiro, nasıl o kadar hızlı koşuyorsun sen? Hem de üzerinde Basil'la. Sen o kadar sportif biri değildin. Basil, ne oldu? O iyi mi? Nefesi stabil. Kıyafetlerini değiştirmesine ve sıcak bir yatağa ihtiyacı var, o kadar. Tamam, bunu yapabilirim. Çabuk içeri gidin. Onu odasına götürmeme yardım eder misin? Tabii ki. Abi Hiro tam bir Hiro ya. Of, bu bayağı yorucuydu. Umarım Basil yakında uyanır. Kayıt edip bu bölümü burada bitiriyorum efendim. Eğer siz de erkenden Omori videolarını görmek istiyorsanız yayınlara gelebilirsiniz. Ama büyük ihtimal bu video atıldığında ben Omori'yi çoktan bitirmiş olacağım. Siz yine de daha başka oyunları oynayışını görmek istiyorsanız yayınlara gelebilirsiniz. Video yok, daha fazla yok, banlarım gel. Her neyse, siz chattekilere kulak asmayın. Bir sonraki videolarda, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.